Hakan Hoca ile Güncel İngilizce kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım bu videoyu sıkılmadan büyük bir keyifle izler. Aynı zamanda size günlük hayatınızda İngilizce bir şarkı dinlerken ya da İngilizce bir film izlerken veya meslek hayatınızda faydalı olabilecek birkaç şey öğrenirsiniz. Bugünkü videomuzun konusu Amerikan ve İngiliz İngilizcesi arasındaki Arasında farklar var mıdır, yok mudur, bu farklar nelerdir? bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Günümüzde İngilizce iletişim, bilim, ticaret, havacılık, internet, radyo, diplomasi ve daha birçok alanda ana dili farklı olan insanların bile konuştuğu küresel ortak bir dil olarak kabul edilmektedir. Dünya üzerinde 1 milyardan fazla insanın kullandığı İngilizcenin tarihi 1400 yıl öncesine kadar dayanmakla birlikte gelişimine ilk katkıda bulunanlar İngilizlerdir. Bugün Amerika, Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada, Güney Afrika ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin resmi dili olan İngilizce gelişen teknoloji, endüstri, uluslararası ticaret ve eğitim alanının getirdiği sonuçlar itibariyle de çoğu ülkede yabancı dil olarak öğretilen ilk dildir. Dil bilimciler tarafından <laughs> E, İngiliz ve Amerikan İngilizcesi olarak iki genel kategoriye ayrılan İngilizce ile ilgili farklılıklara birlikte göz atalım. Amerikalıların İngilizce ile tanışmaları 1700'lerden İngiliz kolonilerinin kıta yerleşmesiyle olmuş ve zamanla dünyanın en çok konuşulan resmi ve yabancı dili olarak modadan bile daha yaygın bir trend haline gelmiştir. Günümüzde hem akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler, hem de iş hayatına atılan insanlar için İngilizce vazgeçilmezler arasındadır. NATO, Olimpiyat Komitesi, Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler gibi dünyanın önde gelen uluslararası kuruluşları bugün İngiliz İngilizcesini kullanır. Genel olarak Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi arasındaki farklar çok büyük olmasa da homojen bir dil yapısına sahip olan İngilizce bazen anlam karışıklıklarına yol açabilir. Her ne kadar ana dilimiz olmadığı ve yabancı bir dil olduğu için biz İngilizce konuşan her iki halkında aynı şeyleri söylediğini düşünürüz. Bu konuda araştırma yapan dil bilimciler İngiliz ve Amerikan İngilizcesi ile ilgili farkların günümüzde yüzde bire ulaştığına ve giderek de büyüdüğüne işaret etmektedirler. Bunda kitle iletişim araçlarının, internet ve küreselleşmenin payı da oldukça fazladır. İngiliz İngilizcesinin belirli kelimeleri, Fransızca yazılışları e, tercih ederken Amerikan İngilizcesi bu yazım kurallarından satmıştır. İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasındaki farklar genel olarak göz önüne alındığında en az farklılık gramer yani dil yapısındadır diyebiliriz. Hatta bazı durumlarda Amerikan İngilizcesi İngiliz İngilizcesini gramer açısından etkilemiş ve belirgin farklılık farklılıklar daha aza indirgenmiştir diyebiliriz. Şimdi hep birlikte bu farklardan bazılarına bakmaya başlayalım. Evet, İngilizce'de R harfi okunur mu, okunmaz mı diye çoğu zaman öğrenciler veya bu işi ciddi şekilde öğrenmeye çalışan kişiler arasında bu hep bir sorun olmuştur, mesele olmuştur. R harfi okunur mu, okunmaz mı, nerede okunur, İngilizler mi okur, Amerikalılar mı okunur? Şimdi buna hep birlikte bir göz atalım. Evet, ee, öncelikle e, şunu söyleyelim. R harfi Amerikan İngilizcesinde her zaman okunur. İngilizler R harfini ne zaman okur, ne zaman okunmaz? Şimdi ona bilimsel bir açıklama getirelim. Evet, herhangi bir hecenin sonunda veya kelimenin sonunda R harfi bulunursa, R harfinden sonra herhangi bir kelime gelmezse, Sonu R harf ile biten bir hecenin sonunda herhangi bir kelime gelmesi harfini okumuyoruz. Örnek: etskar. Bunu öncelikle söyleyelim. Parantezden be gördüğümüz zaman bu British İngiliz, British İngiliz yani İngiltere İngilizcesi anlamına geliyor. Ae görseniz American İngiliz yani bu Amerikan İngilizcesi anlamına geliyor. Bunu baştan söyleyelim. Ee, daha sonra bunlar nedir diye merak etmeyelim, sormayalım. Evet, şimdi ne dedik? E ee, sonu R ile biten bir kelimenin arkasından herhangi bir, ar bir kelime gelmediği zaman biz R'yi okumuyoruz. Şunu İngilizler bu cümleyi şu şekilde okuyor. It's a car. It's a car. Amerikalılar nasıl okuyor? Altı bir cümleye bakalım. It's a car. It's a car. Evet. Eğer sonu R ile bitip arkasından gelen bir hece veya kelimenin ilk harfi Sessiz bir harfse, okurken sessiz bir harfse, mesela burada my car is black cümlesinde olduğu gibi. Evet, ne dedik? Mesela burada my car is black cümlesinde car kelimesini söyledikten sonra bakın, i harfi sesli bir harftir, okurken sesli bir harftir. Ve burada iki tane sesli harfi yan yana getirmemek için yani ebook en apple olayında daha önce görmüştük. İki sesli harfi yan yana getirmemek için burada r harfini okumak zorundayız. Yani my car is black. Yani bu cümlede İngilizlerin de Amerikalıların da okuma şekli aynı. My car is black. Burada r'yi okuyoruz. Şimdi çok güzel bir örnek cümle var. Burada yani Türkçesini merak ederseniz karanlıkta arabanı park edebilir misin diye bir cümle var. Şimdi bakın kırmızı ile e, işaretlediğim harfleri İngilizler okumuyor. Bakın o birinci cümlede kar kelimesinde re'yi kırmızı yapmamışız. Bunun sebebi e, kar kelimesinden re harfinden sonra gelen harf sessiz harf olduğu için burada re'yi okumak zorundayız. Ama diğerlerinde bakın re'den sonra sessiz harf. Park kelimesindeki R'den sonra sessiz harf. Your kelimesinde R'den sonra yine C harfi sessiz harf yani K ile okunuyor. Yine dark kelimesinde R'den sonra sessiz harf olduğu için burada R harflerini okumuyoruz. Şimdi bunu bir İngiliz aksanıyla okuyalım. Can you park your car in the dark? Bir kez daha. Can you park your car in the dark? Oysa Amerikalı bunu nasıl okuyor? Can you park your car in the dark? Bir kez daha. Can you park your car in the dark? Evet, umarım R'nin okuma kuralını daha iyi anlamışsınızdır. Gelelim diğer öne çıkan farklı telaffuzlara. T harfi. T harfinin önünde veya arkasında sesli harfi olduğu zaman e, Amerikalılar bunu D şeklinde okumaya meydiler. Oysa İngilizler yine T ile okuyorlar. Şimdi buradan su, sonra, otuz, kirli ve daha iyi kelimelerini farklı okunuşlarını yapalım. İlk telaffuzumda İngiliz, ikinci telaffuzumda ise Amerikan telaffuzu yapacağım. Dikkat edelim. Water. 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 Later. 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 Thirty. 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 Thirty dirty, 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 dirty. Better, 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 better. Burada da gördüğünüz gibi Amerikan İngilizcesinde hem R'yi okudular hem de T'yi D şeklinde okudu Amerikalılar. Şimdi geliyoruz A ve S harfleri yan yana geldiği zaman bu nasıl okunur? Şimdi yüzde yüz kesin olmamak birlikte biz genelleme yaparak konuşuyoruz. Çünkü yüzde yüz okuma kuralı diye bir şey yok İngilizce'de. Yüzde doksan genellemelere göre hareket ediyoruz. Şimdi A ve S harfi yan yana geldiği zaman Amir İngilizce İngilizcesinde uzun A şeklinde okunur. As, as. Amerikan İngilizcesinde ise as, uzun E, as şeklinde okunur. Örneklere bakalım. Dediğim gibi önce ikişer, iki, iki telaffuz İngiliz, arkasından iki telaffuz Amerikan. Telaffuzu yapacağım. Dikkat edelim. Önce İngiliz. Fast, 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 fast. Cost, cost, cast, cast. Lost, lost, last, last. Dance, 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 dance. Şimdi bu AS değil ama yine bu örnek aklıma geldi. Onu da yazdım. İngilizce bunu nasıl okuyor bakalım. Can't. Can't. Amerikalılar can't. Can't. Bu farklılığı bu farklılıkların en belirgin ortaya çıktığı gramer öğelerinden biri de edatlar, yer zarfları. Bunlar at, on, to, from gibi. Bunların farklılıklarına bakalım. İngilizler Noel kelimesinin önüne at koyarken Amerikalılar On koymayı tercih ediyor. What are you doing at Christmas? Derken Amerikalı What are you doing on Christmas? And yani Noel'de ne yapıyorsun? Diğer bir örneğe gelelim. To ve through kelimelerini. Pazartesinden Cuma'ya kadar anlamda. İngilizler to kelimesini tercih ediyorlar. Monday to Friday. Derken Amerikalılar Monday through Friday. Hafta sonu kelimesine gelelim. İngilizler At the weekend derken Amerikalılar on the weekend demeyi tercih ediyorlar. Aynı zamanda geçmiş zamandan bahsederken Amerikalılar daha basit bir kremer yapısıyla cümle kurarken İngiliz ağırlığı da e, bu kuralda etkisini gösterir. E, örneğin Amerikalılar çok sade bir şekilde şuraya kırmızı yerlere bakalım. I ate too much derken e, İngilizler I have eaten too much. Yani burada şunu demeye getiriyoruz. Malumunuz İngilizcede present perfect tense denen bir zamanımız, bir tensimiz var. Bu present perfect tensin e, özelliği biliyorsunuz biz buna öğrenciler öğretirken yakın geçmiş zaman, etkisi devam eden e, geçmiş zaman diyoruz ve özellikle öğrencilere bas bas şunu e, söylüyoruz, altını çize, çize tekrar ediyoruz. Just, yet, already e, gibi zaman zarfları gördüğünüzde kesinlikle bu Tense, e, Present, Perfect Tense diyoruz. Yani have, has, fiilin üçüncü hali olacak diyoruz. E, fakat, evet burada da gördüğümüz kadarıyla e, Amerikalı genelde Present Perfect Tense e, kullanma e, yerine e, Simple Past Tense kullanmayı tercih ediyor. E, in, Amerikalılar genelde biraz dil tembeli diyebiliriz kuralları biraz genişletiyorlar, harfleri kısaltıyorlar, hevhezleri atıyorlar. Burada da dediğim gibi mesela İngiliz I have just eaten derken Amerikalı I just ate diyorlar. Bu just, yet, already'leri simple past tense'te kullanmaya çalışıyorlar. Evet. Bir diğer farklılık da tekil ve çoğul isimlerde görülür. Örneğin İngiliz İngilizcesinde committee, government, team gibi tekil olan ancak çoğul ifadeye sahip sözcükler Amerikan İngilizcesinde daima tekil olarak ifade edilir. İngilizler my team are winning derken Amerikalılar my team is winning yani benim takım kazanıyor. Gördüğünüz gibi biri are biri is kullanmayı tercih ediyor. Latince'den türemiş çoğu kelimelerin yazımı İngiliz İngilizcesinde color, center, defense, envelope Catalog iken Amerika İngilizcesinde e, gördüğünüz gibi e, Color'da yani yerine U düşmüş. Center'da E ile R'nin yeri değişmiş. Defense kelimesinde C yerine S gelmiş. Envelope kelimesinde e, sondaki E harfi düşmüş. Catalog kelimesinde ise e, U harfinin düştüğünü görmekteyiz. Bundan sonra ki farklılıkları da resimlerle göstermeye çalışalım. Sol tarafta İngiliz İngilizcesi, sağ tarafta Amerikan İngilizcesi bulunmakta. Mesela burada ile konuşmak için İngilizler to konuşmak kelimesinden sonra to kelimesini tercih ederken Amerikalar with tercih ediyorlar. Yani İngiliz I talked to, I talk to Jane. Amerikalı I talked with Jane. Jane ile konuştum. <laughs> Bunu az önce söyledik. Pazartesi'den pazara derken İngilizler to'yu tercih etmiş. Amerikalar through kelimesini tercih etmiş. Yine bunu az önce söyledik. Hafta sonunda derken e, İngilizler at the weekend derken Amerikalılar on the weekend demeyi tercih ediyorlar. E, I haven't seen her for weeks derken İngilizler Amerikalar I haven't seen her in weeks demeyi tercih ediyorlar. Diğer bir örneğimize bakıyoruz. E, tekerlek, araba tekeri anlamındaki kelimeyi İngilizler Y ile yazarken Amerikalılar İ ile yazmayı tercih ediyorlar. Okunuş aynı, değişmiyor diyebiliriz. Sadece R'de biraz fark var. İngilizler tire, tire. Amerikalılar tire, tire. Yine renk olarak gri anlamına gelen kelimeyi İngilizler E ile yazarken Amerikalılar A ile yazıyor gördüğünüz gibi. Grey, grey. Analiz etmek anlamındaki kelimeyi İngilizler S ile yazarken Amerikalı Z ile yazıyorlar. Analyze. Analyze. Tiyatro kelimesinde R ile E harflerinin yer değiştirmiş olduğunu görüyoruz. İngilizler theater. Theater. Amerikalı theater. Theater. Merkez kelimesinde yine R ve E harflerinin yer değiştiğini görüyoruz. Center. 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 Diğer bir örneğimize bakalım. Renk kelimesi. Color. Color. Burada da Amerikan İngilizcesinde U harfinin düştüğünü görüyoruz. Uçak kelimesinde evet İngilizler hava anlamında aero diye, aero diye yazılan bir kelimeyi tercih ederken Amerikalar a diye bir kelimeyi tercih ediyorlar. Aeroplane. Airplane. Program kelimesinde İngilizler sonda bir m e harfi e, yazarken Amerika sona gelen m ve e harflerini atmış durumda. Program. Da, da e, Hal hareket tavır davranış anlamına gelen behavior kelimesinde e, Amerikalılar bu harfini attığını görmekteyiz. Müziyatçı karakter anlamına gelen hioma hioma kelimesini e, Amerikalıların sona gelen bu harfini attıklarını örneklerimize devam edelim. Bere şapka anlamına gelen kelime burada genelde yazılıştan ziyade kelimeler komple değiştiğini görüyoruz. Bone kelimesini İngilizce, bere kelimesini İngilizce bonnet, bonnet derken Amerikalılar hat, hat. Spor ayakkabı, bez, bez spor ayakkabı kelimesini İngilizce plimsels, plimsels, derken Amerikalılar gym shoes, gym shoes. Yine e, mandal, e, çamaşır mandalı kelimesini İngilizce clothes bag clothes bag. Amerikalı clothes pin. Clothes pin. Yine bu lastik kavuşuk çizmeleri İngilizce Wellington boots. Wellington boots derken Amerikalı rubber boot. Rubber boot. Kazak anlamında İngilizler jumper. Jumper. Amerikalı sweater. Sweater. Çocuk biz anlamına gelen kelime İngiliz nappy. Nappy. Amerikalılar diaper. Diaper. İç çamaşır anlamında İngilizler underwear, underwear. Amerikalılar panties, panties. Tulum anlamına gelen kelime dungarees, dungarees derken Amerikalılar overalls, overalls. Spor ayakkabı kelimesi İngilizler trainers, trainers. Amerikalı sneakers, sneakers. Pantolon anlamında İngilizler trousers, trousers. Amerikalılar pants, pants, mayo anlamında İngilizler swimming suit, swimming suit, Amerikalılar bathing suit, bathing suit, fermuar İngilizler zip, zip, Amerikalı zipper, zipper, yelek anlamında İngilizler waistcoat, waistcoat derken Amerika vest, vest, Bornos. İngilizler dressing gown. Dressing gown. Amerikalılar bathrobe. Bathrobe. gardrop anlamında İngilizler wardrobe. Wardrobe derken Amerikalılar closet. Closet. Pijama kelimesinde e, telaffuz aynı fakat yazılışta bir fark var. Gördüğünüz gibi İngilizler y, Amerikalılar y ye yerine a kullanıyorlar. Pijamas. Pijamas. Örneğimize devam edelim. Koku anlamına gelen kelime de gördüğünüz gibi Amerikalılar U harfini atmış durumda. Oda. Oder. Pijamayı az önce söyledik. Y harfi A'ya dönüşmüş pijamız. Program kelimesini söyledik. Amerikalılar M ve E harfini atmışlar. Program. Parlor. Parlor salon, oturma odası anlamına gelir. Parlor yine U harfi düşmüş özür dilemek kelimesinde İngilizler sonda S harfi kullanırken Amerikalılar Z kullanmayı tercih ediyorlar. Apologize. Apologize. Diğer bir örnekte sol tarafta yine Amerikan İngilizcesi, sağ tarafta İngiliz İngilizcesi göreceğiz. Bildiğimiz şu apartman dairesini İngilizler, pardon Amerikalılar apartment, apartments derken İngilizler flat, flat. Üniversiteye Amerikalılar college, college derken İngilizler university university tatil kelimesine Amerikalılar vacation vacation derken İngilizler holiday holiday program, tarife, zaman çizelgesi gibi anlamlara gelen kelimeyi Amerikalılar schedule schedule derken İngilizler timetable timetable uçak kelimesini az önce söyledik airplane aeroplane Posta kutusuna Amerikalılar mailbox, mailbox. Amerikalılar postbox, post box. Bir de şunu e, hatırlatalım. İngilizler o harfini or, o olarak telaffuz ederken Amerikalılar genelde o harfini a olarak e, telaffuz etmeye meyilliler. Mesela bunu bir kez daha söyleyelim şu posta kelimesini. İngiliz bunu mailbox diyor kutuya. Yani in, Amerikalar box derken İngilizler box. Sıcak kelimesine mesela İngiliz hot derken Amerikalı hot demeyi tercih ediyor. Evet bisküvi anlamına gelen kelime Amerikalı cookie. Cookie derken İngilizler biscuit. Biscuit. Az önce kazak kelimesini söyledik. Amerikan sweater. Sweater derken İngilizler jumper demeyi tercih ediyorlar. Evet farklı bir örnek yine. Burada resimde de gördüğümüz kadarıyla e, temizlikçi, odacı, kat görevlisi, temizlik görevlisi anlamına gelen kelimeye İngilizce caretaker, caretaker derken Amerikalılar janitor, janitor. Pahalı anlamına gelen kelimeye İngilizce dear. Bu kelime aynı zamanda biliyorsunuz hitap anlamında sevgili, sevgili günlük sevgili arkadaşım anlamına da geliyor. Tabii pahalı anlamına geliyor. Dear, dear. Amerikalılar expensive, expensive e, dama anlamına gelen kelime İngilizler draws, draws derken Amerikalılar checkers, checkers herhangi bir oyunda maçta berabere kalmak anlamında olan kelime İngilizler draw, draw Amerikalılar tie, tie itfai anlamında İngilizler fire brigade, fire brigade Amerikalılar fire department fire department Kız çocuğu anlamında İngilizce less less Amerikalı girl girl az önce tatili söyledik İngilizler holiday derken Amerikalılar vacation vacation yine hayır satışları kermes yar, yarar fayda fakirlere yardım amaçlı şeylerin satıldığı dükkana bir İngilizler jumble sale jumble sale derken Amerikalı yard sale, yard sale. Üniform anlamında İngilizler kit derken Amerikalar uniform, uniform. Tuvalet kelimesinin İngilizler loo, loo derken Amerikalar bathroom, bathroom. Anne kelimesinin okunuşu aynı. Yalnız fark var İngilizler ula yazarken Amerikalar ola yazıyor. Okunuşu yine aynı mam. Evet, Üç taş, biz ona sos oyunu diyoruz. Böyle üç tane aynı harfi yan yana getirip üstünü çizdiğimiz bir oyun var. Ee, üç taş oyunu. İngilizce buna notes and crosses, knots and crosses derken Amerika'da tic tac toe, tic tac toe demeyi tercih ediyor. Evet, koli kutu anlamına gelen kelime İngilizce parcel, parcel derken Amerika'da package, package. Telefon kulübesi anlamında İngilizce fan box fan box derken Amerikalılar fan booth, fan booth. Yara bandı kelimesi İngilizler plaster. plasta derken Amerikalılar band aid, band aid. Futbol sahası veya saha anlamında kelime İngilizler pitch derken Amerikalılar field demeyi tercih ediyor. Farklı örneklerle devam edelim. Patlıcan kelimesini İngilizler aubergine, aubergine derken Amerikalılar eggplant ya da eggplant diyorlar. Pancar kelimesine İngilizler beetroot, beetroot derken Amerikalılar sadece beet diyorlar. Evet şu hepimizin sevdiği, beğendiği pişmaniye şekerine pişmaniye tatsın artık. Pişmaniye İngilizler candy floss, candy floss derken Amerikalılar cotton candy, cotton candy. Bisküvi kelimesini az önce söyledik. İngilizce biscuit derken Amerikalılar cookie, Evet yine banyo anlamına e, ya da küvet pardon küvet anlamına İngilizler bath bath derken sonunda peltek de var. Amerikalı bath top bath tub demeyi tercih ediyor. Evet çöp tenekesi çöp kovası anlamında İngilizce dust bin dust bin derken Amerikalı trash can trash can diyorlar. Evet musluk şu musluk kelimesi İngilizce tap tap derken Amerika faucet faucet demeyi tercih ediyor. Sinema kelimesini İngilizce the cinema derken Amerika the movies ya da movie theater movie theater diyorlar. Şu patates kızartmasına İngilizce İngilizler chips chips derken Amerika french fries yani sanki fransız kızartması gibi bir şey diyorlar. French fries. Çatal kaşık takımına İngilizce cutlery cutlery derken Amerika silverware, silverware. Küçük yumurtalı ekmeklere İngilizler egg bread derken Amerikalılar French toast demeyi tercih ediyor. Bildiğimiz cupcake yani şu küçük yumruk büyüklüğünde bir ısırımlık, bir doyumlu küçük keklere İngilizler fairy cake derken Amerikalılar cupcake demeyi tercih ediyor. Apartmanlarda burası birinci kat mı, ikinci kat mı tartışması var. Kimlerine göre asansörde birinci kata bazıları ikinci kat diyor. Birinci kata zemin kat deniyor. İşte buna İngilizler birinci kat e, derlerken İngilizler, Amerikalar aynı şeye ikinci kat diyorlar. Çünkü onlar zemin kata, Amerikalar zemin kata birinci kat diyorlar. Zemin katın üstüne ikinci kat diyorlar. Evet buna dikkat edelim. Bahçe kelimesine e, İngilizler garden derken Amerika yard diyorlar. Yard. Backyard da arka bahçe anlamına geliyor. Biraz önce söyledik. İngilizler daire kelimesini flat derken Amerikalı apartment diyorlar. Asansör kelimesini İngilizler lift derken Amerikalı elevator elevator diyor. Şu renkli meyveli turtalara İngilizler flan derken Amerikalı fruit pie diyorlar. Domuz jambonu anlamına gelen kelime İngilizler gammon gammon derken Amerikalar ham ham diyorlar. Teneke veya konserve anlamındaki kelime İngilizler tin derken Amerikalılar can diyor. Sürahi kelimesine İngilizler jug, jug. Amerikalılar pitcher, pitcher. Şu otele gittiğimizde kayıt yaptırdığımız, odan anahtarını aldığımız bölüme İngilizler reception, biz resepsiyon diyoruz Türkçe'de reception derken Amerikalılar front desk. Front desk yani ön büro diyorlar. Evet, şekerci dükkanına İngilizler sweet shop derken Amerikalı candy store diyor. El feneri lamba anlamındaki kelimeyi İngilizler torch torch derken Amerikalılar flashlight. Flashlight. Gardırop az önce söyledik. İngilizler wardrobe, Amerikalılar closet diyorlar. Evet, bu çok ilginç. E, Mısır kelimesini biz corn, popcorn şeklinde biliyoruz. Oysa bakın İngilizler maize, maize diyor. Biz daha çok Amerikan İngilizcesini duyuyoruz o zaman. Corn, corn. Kıyma kelimesini İngilizler minced meat, minced meat derken Amerikalar ground meat, ground meat. Şu hepimizin salatalara koyduğu taze soğana bakın İngilizler ne diyor? spring onions yani bahar soğanı ilk bahar soğanı diyorlar. Spring onions Amerikalılar green onions. Amerikalılar bizim gibi söylüyorlar, yeşil soğan diyorlar. Biz bazen taze soğan da diyoruz. Evet, tuvaleti az önce söyledik İngilizce loo, Amerikalı restroom. Market arabasına İngilizce trolley, trolley derken Amerikalılar cart, cart. Lavabo, şu ellerimizi yıkadığımız lavaboya İngilizler wash basin. Wash basin derken Amerikalılar sing sing demeyi tercih ediyor. Çocuk arabasına İngilizler push chair, push chair derken Amerikalılar stroller, stroller demeyi tercih ediyor. Evet, bunu az önce söyledik. Çocuk bezini İngilizler nappy derken Amerikalılar diaper diyor. Burada bebek, bebek pardon emzik var. Bebek emzik kelimesi burada İngilizler dummy dummy derken Amerikalı pacifier, pacifier. Tuvalet öğrendik, loo, İngilizler, Amerikalılar, restroom. Televizyon kelimesi ilginç, İngilizler teli deyip kısa kesiyorlar, teli. Amerikalılar television, television demeyi tercih ediyorlar. Şu evlerimize götürdüğümüz restoranlarda paket yaptığımız paket servisiniz var mı filan diyoruz. Evleri servisiniz var mı anlamda. İngilizler take away, take away derken Amerikalılar take out. TK demeyi tercih ediyor. Program e, zaman çizelgesi gibi kelimeler. az önce söyledik. İngilizler time table, İngiliz Amerikalılar schedule diyorlar. Silgi kelimesi yine öğrenciler arasında tartışma olur. Silgi rubber mı, eraser mı? Bu iki farklı kelimenin sebebi iki farklı ülkeden kaynaklanıyormuş oysa İngilizler rubber, rubber derken Amerikalılar eraser, eraser demeyi tercih ediyorlar. Yine posta kelimesi için az önce söyledik. İngilizce post. Post derken Amerikalar mail demeyi tercih ediyorlar. Evet bu örneği de az önce yaptık. Davranış anlamındaki kelime behavior kelimesinde telaffuz aynı yalnız Amerikalı u harfini atmış. Komşu kelimesi neighbor. Neighbor. Burada yine Amerikalı u harfini atmışlar. Neighbor. Favori en sevdiğim anlamındaki kelime de gördüğünüz gibi Amerikalı yine u harfini atmışlar. Favorite. Favorite. Huy, mizaç, karakter espri anlamına gelen kelime hyoma. yine e, u harfi sondaki u harfi gitmiş. Dedikodu anlamına gelen kelimede de Amerikalılar o harfini atmış. Riyama, riyama. Metro kelimesine İngilizler underground sanki yeraltı der gibi underground derken Amerikalılar subway, subway demeyi tercih ediyor. Eczane kelimesine İngilizler chemists, chemists derken Amerikalılar iki kelime tercih ediyor. Drug store sanki uyuşturucu dükkanı gibi bir anlam çıkıyor drug çünkü uyuşturucu biliyorsunuz. Drug store ya da pharmacy. Pharmacy demeyi tercih ediyorlar. Telefon kulübesini az önce söyledik. İngilizler phone box, Amerikalılar phone booth. Sıraya veya sıraya girmek kelimesini İngilizler queue, queue derken Amerikalılar line kelimesini tercih Bundan sonraki videolarda kitaplarda veya sözlüklerde kolay kolay e, bulamayacağınız renkli gösterimlerle yine birbirinden ilginç konu ve bilgilerle görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, beğeni yani like'lamayı, paylaşmayı ve e, veya kafanıza takılan İngilizce ile alakalı her türlü soru sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.